Bugün Malatya Pötürge ilçemizde meydana gelen üzücü olayda iki vatandaşımız, Gaziantep Şehit Kamil ilçemizde meydana gelen üzücü olayda ise üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu arada yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum. Çoğunluğunu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kurullarımıza teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada Yüksek Seçim Kurulu tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları Yüksek Seçim Kurulu'na geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinilmeyip seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu, ekseriyeti siyasi partinin üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimini müteakip seçim sonuçlarını ilan etmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır. Kesin seçim sonuçlarını da en kısa süre içinde açıklayacağız. 298 sayılı kanunun 80. maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019'a 58 sayılı kararına aykırı olarak yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan televizyon kanalları sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve radyo ve televizyon üst kuruluna gereğince işlem ifası hususunda ihbarda bulunmasına kurulumuzca karar vermiştir. Bugün de web servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir. Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileriyle çeşitli kademelerde görev alanlara, mühendislerimize, Devlet Malzeme Ofisi yönetimine, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimin ülkemiz, milletimiz ve siyasi partiler için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Milletvekili seçimlerinden farklı bir süreç burada işliyor. Geçen 2014 mahalle idareleri seçimine baktığımda bir aylık bir süre sonunda ilan ettiğimizi gördük. Daha önce milletvekili seçimlerinde 11-12 gün içinde ilan ediyordu. Burada muhtarlıklar da var. Diğer illerden içeriden gelen sonuçların toparlanması bir aylık bir süreyi buluyor. Bunu çabuklaştırmak için ilçelerimiz zaten ellerinden gelen gayreti illerimiz gösteriyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.